Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü otobüs duraklarının olduğu yerdeyiz ve şu anda yağmur ve kar yağışı, sulu sepken bir kar yağışı var ve öğrenciler burada otobüs bekliyorlar ama buradaki duraklar yetersiz ve gelen otobüslerde buradaki öğrencileri götürebilecek kapasitede değil. En azından 2-3 tane otobüsün şu anda burada olması gerekiyor. Rezilliğe bak arkadaş. Abi çek çek. Kardeşim ben geliyorum, daha ne diyorsun ya? Ben geliyorum ya. Allah Allah. Evet. Çek abi. Çek. Olur mu çekme ya? Müdahale etme bak. Elini çek. Tamam, müdahale etme bana. Var. Göster, çekim al. Yapma belgeni göster. Ne çekim yapması bro? Kampüsü alan. Saçmalama. Hayır, kampüs olan için de çekim yapamazsın. Çekerim ben. Çekemezsin. Al. Gerçekten yazık. Bir saattir bu yangın altında bekliyoruz. Çek. Al. Bana müdahale etme kardeşim. Burada bir sorun var. Niye şey yapıyorsun? Sordu, sordu. Ya kimlik sorma, hepsine saygı. Ya sordu bak. Ben de sana söylüyorum ama. Tamam. Para verip parayla bizi de şimdi bunu ben de çözüyorum ama bunun bir çözümü var. Belediyenin yetkisi var, bizim de üniversitemiz. Telefonu açın diye.
açmıyor. Ya belediye açmıyor. Adam çıkartılmak istiyor. Arkadaşlar bakın. Bekliyoruz kafamız var. Orada idare edilmiyor. Adam bir tepki diyor abi. Görüşmeler diyor. Adam bana diyor ki Allah'a görüşmeler diyor. Beni teklif etmeye hakkı yok anladın mı? Ben bir kadının o bir erkek yaşmıyorum. Beni teklif etmeye hakkı yok abi. Yok ya öğrenci diyor polis hafta yakın getiriyor. Döneceğim diyor. Ya şu an saat 3 çeyrek geçiyor. Ben 2 çeyrek geçenden beri burada otobüs bekliyorum ve önümden geçen 6 otobüs bu yağmura rağmen bizi almadı. Şoförler üzerime tehditte bulundu. Tek başıma olduğum için kimse de tepki vermiyor. Ben anlamıyorum nasıl üniversite insanlar bu kadar sakin kalabiliyor. Üzerine tehdide mağdur kaldım. Hala yağmur yağmasına rağmen otobüs şoförü bizi almıyor. Görüyorsunuz yani. Bakın insanlar mağdur. Bu kadar basit. Yani diğer otobüsler dolu olduğu için almıyor değil mi? Ya o kadar çok öğrenci var ki otobüs sıklığı çok az. Yani belediyenin bir tane otobüsü yok, bir tane şoförü yok. Buraya 3-5 tane otobüs gönderse, anında alsa götürse bu insanlar da burada beklemez. Buna çözüm bulunabilir yani. Evet. Tabii buradaki şeyler de yetersiz sanırım. Yağışlı havalarda duraklar. İnsanların sıraya girme sorunu yok. Şoförlerin edeplice yolcumu alayım, gideyim, sıramı takip edeyim yok. Yani şoföre soru soruyorum otobüs ne zaman gelecek diye. Adam beni tehdit ediyor. Tek başına geliyorsun bana soru soruyorsun. Peki burada bir de şu var. Buradaki yolcuların oraya gitmesi doğru mu? Durak varken. Kesinlikle doğru değil. Yani otobüs burasıysa sen sırana gireceksin. Öyle siz yok yani.